Peki kadını tanımak istediğimizde hangi kitabı okuyalım diye bakacak olmuş olsak, onda da annelik sanatı. Aslında annelik sanatı anneyi tanıtmak için bir kitap değildi başlangıçta, çıkış noktamız. Annelik sanatı evli veya bekar bir erkeğin kadını tanıması için bir kitaptı. Ancak anneler daha çok ha ben bu sanatı öğreneyim diye aldığından dolayı aslında belki de ismindeki bir talihsizliğinden dolayı başka bir isim de kullanılabilirdi. Sanki anneyi anlatır gibi ya da kendini tanıtır gibi bir nitelik kazandı. Bence o yönüyle de çok büyük bir işlev gördü. Annenin çocuk yetiştirmedeki o başlangıç kısmında da test var. Annenin çocuk yetiştirmede bir özgürlüğü var mı? Yoksa kafasında dır 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 bekleyen birisi mi var? Annenin planlaması yapılabiliyor mu? Annenin enerji düzeyi nasıl? Yani sabah kalktığından itibaren yazık kadıncağız bir o tarafa bir bu tarafa bir şu tarafa doğru mu gidiyor? Neler oluyor annenin dünyasında? Tüm bunları bir baba eğer bilmedikten sonra, bir koca bilmedikten sonra evliliği içerisindeki kadının dünyasını bilmemiş olur. O yüzden aslında o kitap annelere anneliği ve kendisini tanıtmak için değil, keşke hani birbirlerine insanlar günümüzde artık çiçek böcek götürmek yerine yeni evlilere kitap götürüyorlar. Ya da işte düğünlerde hediye olarak paketin içerisine kitap koyuyorlar. Ben onlarla ilgili fotoğraflar da geliyor. Çok mutlu oluyorum. Erkekler annelik sanatını okuması. Bir kadının dünyasını tanıyabilmek açısından annelik sanatını, çocuğu tanımak içinse çocukluk sırrı ve cezasız eğitimi okuması gerekir. Yoksa orada annenin üzerinden sen bu görevi şöyle yapacaksın diye bir anlatım aslında. Orada O özellikle. zaman çocuk eğitiminde tarif edilen yaklaşımların aynı şekilde babaya da hitap ettiğini söyleyebilir miyiz? Babanın da okuması, babanın da takip etmesi belki kendini geliştirmeye ihtiyaç duyulan alanlar aslında.